Arkadaşlar, abiler, herkese selamlar. Tekrardan damızlık kümesimizdeyiz. Şöyle dişi bölümü. Gelin bakalım. Bir tane de kaybımız var. Bakıcılardan bir tanesi. Sarı bir postamız. Dışarı çıkarmıştım, kaçtı. Bir tane de dışarı. Yine bakıcılardan bir tane saldım ama gelmemiş. Yine kuşları çıkaralım bakalım çattaysa. İlla ki buralardaysa gelecektir. Genç dişiler, yaşlı dişiler. Damızlık dişiler. Kümesin. Özellikle damızlık kuşların bakıcımız geldi. Özellikle terastaki yayılmayan kuşların, dışarıda toprak yemeyen kuşların gerekli mineralleri alması için bugün güzel mineral taşlar aldık. Hedefimize serdik bakıcımız. Bu benim dışarı bıraktığım bakıcılardan bir tanesi. Bunu görür gelir diye ümit ettim ama şu anda görünür de yok. Sarı benekli bir posta. Ne güzel bir tane yavrum büyüdü. Anne baba gerçekten efsane oynamış. İki kaplamalardan. Yine burada da dışarıya bıraktığım bir tane bakıcı büyütüyor bunları. Bir tane arka tepe tek yavru büyüdü. Bakıcımız da şu anda dinleniyor. Boş yumurtaya yatırdım. Şöyle erkekler bölümünü de açayım. Posta buradan kaçtı. Burası da erkeklerimizin olduğu bölüm. Erkek kaybolursa bakın buranın postasıydı. Altında da böyle iki tane yavru var ama kaplama bozkirli anaçların yavruları. İnşallah gelir. Gelmezse yavruları bir şekilde tekrardan bir yerlere kaydıracağız. Sene kaplama bozkirlere girmek için güzel bir erkek de gelmişti. O erkeğe artık damızlık kümesimize soktuk. Önümüzdeki baharda inşallah bunu kaplama. Şimdi bu erkeğimizi kaplama miskillerden bir dişiye vuracağım. Yavrularını alıp deneyeceğim. Tutarsa devam edeceğim. Erkek kanat sesi çok güçlü. Altyapısı çok güçlü. Fişek tertibatı çok düzgün olan hedefçi bir kuş. Farklı bir dişiyle bir yavrusunu uçurdum. Güzel oynamıştı. Bakalım şimdiki vuracağımız kaplama bozkirliyle ne yavrular verecek? Bilmiyorum. Aman 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 aman. Evet, mineral taşları yemeye başladılar. Almış olduğum mineral taşı da şöyle göstereyim. Kova şeklinde. Şöyle, şöyle bir şey. Çok güzel de bir kokusu var. Midye kırığı ağırlıklı.
Şimdi burada kanatlarını kesmem gereken dişiler var. Özellikle bu yabaniler kalktığı zaman yabanilerden ürküp aşağı düşenler oluyor. Bu posta güvercini de öyle gitti. Kanatları gelmiş fark etmedim. Şimdi makas alıp burada kanatları gelen tamamlayan dişiler var. Onların hepsini budamam lazım. Çünkü yabani çok geliyor buraya. Bakın. İşte bunlar böyle kalktığı zaman kuşlar da bakın. Gördünüz mü? Genç yavru hemen onların peşine kalkmaya çalışıyor. Şuradaki damızlı kuşlarımızı da gösterelim. Ondan sonra yayını kapatalım. Yavrularımızın birçoğu da büyüdü. Yeni yerlerine gidecekler yarın bir gün. Yine burada da bu şekilde bakıcılar var. Anaçlar yukarıda. Bu sene ağırlığımız kaplama, bozkirli, takkallar oldu. Üretime de devam edeceğiz arkadaşlar abiler. Pembe mavi boncuklulardan boz erkeğimiz 4-5 yaşına girdi. Evet arkadaşlar, abiler, yayını da burada sonlandıralım. Şu kuşumuzu bir takip edelim. Gelmezse yapacak bir şey yok. Yavrulara bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Onları tekrardan başka bakıcıların altına kaydırmaya çalışacağım. Onun gitmesi çok kötü oldu şu anda. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abiler, hoşça kalın. Bu arada sahiplendirme kuşlarımız bitmiştir. Alanlar çok iyi kuşlar aldı. Güle güle beslesinler. Rahmetli'nin son kalan kuşlarıydı. Gerçekten gözü gibi baktığı kuşlardı. Alan abilerime, kardeşlerime hepsine hayırlı olsun. Özellikle damızlı kuşların altının çalıştığını gördükleri zaman zaten bize dönüş yaparlar. Ama devam olmayan kuşlar artık. İyi kuşlar kendimize de ayırdık. Kendimiz de besleyeceğiz. Bir iki takım da kendime ayırdım ben. Bakıcımız da yok bu arada arkadaşlar, abiler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.